Merhabalar, iyi haftalar sevgili Özgürüz takipçileri. Haftanın ilk Ankara Kulisi programına hoş geldiniz. Bugün neye bakacağız? Haftayı mültecilerle kapatmıştık. Mültecilerle açalım. Haftayı kapatırken AKP'den bazı milletvekilleriyle yaptığımız mültecilere dair yaptığımız görüşmeleri aktarmıştık. Mülteciler konusunun AKP içerisinde de bazı endişelere yol açtığını, bu konuya dair bu endişelerin hatta iktidar vekilleri tarafından partinin üst yönetimine de iletildiğini belirtmiştik. Şimdi bugün ise bambaşka bir noktaya bakacağız. Çünkü bazı mülki idare amirleriyle görüşme şansımız oldu ve o bazı mülki idare amirleri çok çok önemli uyarılarda bulundular. Kendilerine gelen bazı uyarıları bizlerle de paylaşmış oldular. Şimdi hatırlayalım, yaz aylarında Türkiye'de çok ciddi bir orman yangını söz konusuydu. Orman yangınlarına yeteri kadar müdahale edilmedi. Orman yangınları çok ciddi bir şekilde yayıldı. Çok sayıda can kaybına neden oldu. Hem insanlar hayatını kaybetti, hem hayvanlar hayatını kaybetti, hem de ülkenin belki de en büyük zenginliği, doğası tam anlamıyla yok olmuş oldu. Yıllar yıllar sürecek tabii ki bu doğanın yerine gelmesi. Ama tam da o dönemde sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde, ki buna iktidar medyası da o dönem dahildi, bir yalan furyası yayıldı. Bu yalan furyası ormanları birileri yakıyor biçimindeydi. Elbette ki bazı noktalarda orman yangınlarının bilinçli bir şekilde çıkarıldığına dair önemli tespitler yapıldı. Bu konuya dair gözaltılar ve tutuklamalar da gerçekleştirildi ki yargılamalar da sürüyor. Fakat kimi noktalarda ise hatta bazı yerlerde orman yangınları dahi yokken ormanları biri yakıyor diyerek sosyal medyadan bazı paylaşımlar yapıldı. Bu medya paylaşımları haber sitelerine taşındı. Hatta iktidarın yazarları, ki kimileri şu bugünlerde koltuğunu bıraktı gitti başka yerlere, onlar bile köşelerine taşıyıp ormanı HDP ve CHP'lerin yaktığına dair bazı ipe sapa gelmez iddialarda bulundular. Şimdi tam da o dönemde insanlar ellerinde sopalarla, pompalı tüfeklerle yollara indiler. Toplumsal bir çatışmaya ramak kaldı. Bazı insanlar linç dahi edildiler. İşte tam da buna benzer bir uyarıyı yine mülki idare amirleri yapıyor. Sosyal medyada gördüğünüz, özellikle emniyetin de yakından takip ettiği ve doğrudan doğruya haberle ilgisi dahi olmayan, hatta aktaranların tabiriyle söyleyecek olursak operasyonel bazı hesapların karşılıklı paylaşımlarla, çapraz paylaşımlarla toplumda gerilimi giderek yükseltmeye başladıklarına dair emareler olduklarına dair, bulduklarına dair daha doğrusu bazı uyarılarda bulundular. Yani sosyal medyada gerçeği yansıtmayan, örneğin Suriyelilere silah dağıtıldı. Kayıt silahlar Suriyelilere dağıtıldı. Örneğin Suriyelilerin neredeyse tamamına vatandaşlık verildi. Örneğin E-Devlet ekleniyor ve bu sırada da Suriyelilere vatandaşlık veriliyor ki bunlar oy kullanacaklar gibi bazı noktalarda uyarılarda bulunuldu ve bunun toplumsal bir çatışmaya dönüşme ihtimalinin giderek yükseldiğine dair kendilerinin de endişe taşıdığını, bu endişelerin de bazı noktalarda raporlara yansıdığına dair de uyarılar var. Bu elbette ki mülki idare amirlerinin iddiaları. Görüştüğümüz mülki idare amirlerinin iddiaları. Şimdi öte yandan muhalefet partileri de bambaşka bir noktadan olaya yaklaşıyorlar. Bilmem katılır mısınız? Muhalefet partilerinin temsilcilerine göre iktidar Suriyeliler ya da mülteciler ya da sığınmacılar, adına ne dersek diyelim, bu konuda gerilimin yükselmesini bilerek izliyor. Zira iktidar mülteciler politikasında bir geri adım hesaplıyor ve bu geri adımı attığı anda toplumda bir kabul görmesi, toplumda bakın toplumun sesini dinliyoruz noktasında bir belki de konsolidasyon sağlanması için iktidar bu gerilimin yükselmesini bilerek ve isteyerek izliyor iddiasında muhalefet partileri. Bu noktada önemli bir iddia var. Seçimler yaklaştığı anda iktidar çoğu mülteciyi, yani gözle görülecek kadar ya da kameraların oraya gidip çekmesini sağlayacak kadar mülteciyi sınıra götürecek, sınırdan Suriye'ye ya da başka ülkelere gönderecek ve bu bir tırnak içerisinde şova dönüştürülecek ve bunun üzerinden iktidar oy devşirmeye çalışacak.
Bu da muhalefet partilerinin önemli bir diğer iddiası. Fakat muhalefet partileri de az önce aktardığımız gibi mülki idari amirlerinin aktardıkları noktada birleşiyorlar. Ve şu uyarıda bulunuyorlar. Bu kontrol edilebilir bir gerginlik değil. Her an ama her an bu gerginlik kontrolden çıkabilir ve biz hiç yaşamadığımız kadar büyük başka bir toplumsal çatışmanın içerisinde kendimizi bulabiliriz. O zaman bitirirken biz de bir uyarıda bulunalım. Bazı sosyal medya hesapları var. Bunların bir kısmını belki sizler de gördünüz, sizler de biliyorsunuz. Lütfen sosyal medyada gördüğünüz her şeye inanmayın. Hem muhalefet partilerinden hem de devlet kurumlarından gelecek açıklamalara kulak vermekte fayda var. Bu tarz hassas konularda. Tekrarlıyorum. Bu tarz hassas konularda kulak vermekte fayda var. Her gördüğümüze inanmamakta fayda var. Ankara Kulisi'nden bugünlük de bu kadar. Bir başka programda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.